Ekonomi akşamı yeni bir haftaya bakışla bu pazar günü de başlayalım arkadaşlar programa 16 Ocak'ta. 17 Ocak'ta başlayacak. Okulların ilk yarı tatiline girdiği haftaya kadar devam edecek bir haftadan bahsediyoruz. Bu arada tabii Merkez Bankası faiz kararlarının olduğu bir hafta olduğunu zannediyorum. Gene de araştıralım arkadaşlar. FED kararı. Evet, FED kararı ne zaman? Hemen bakalım değerli arkadaşlar. Dünya nefesini tuttu diyor. FED ne zaman faizi artırabilir? Evet. Evet. FED kararını tabii FED toplantısı, FED Ocak toplantısı diyelim arkadaşlar. 25-26 Ocak tarihlerinde toplanacak. Yani öteki hafta. Onu da düzeltelim. Para politikası kurulu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. O da sanıyorum öbür haftaya kalacak. 20 Ocak tarihinde, evet, bu Perşembe arkadaşlar. Piyasaların gündeminde bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenecek ama herhalde hiçbir beklenti yok. Faizi düşmesi için artık daha fazla bir sebep yok. Enflasyon ile faiz arasında çok büyük bir fark var. Faizi de artırmayı düşünmediğini biliyoruz. Onun için bu hafta herhangi bir etkisi olmayacak sanıyorum bu toplantının. Dolar TL 13.50 civarında. Dolar TL yeniden 13.20'yi aşağıya test edip oradan döner mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Ons altını nereden kapattık dersek. Bu arada araya bildirimler giriyor tabi. Ons altını, evet, 1817 dolardan kapatmışız arkadaşlar. Yani bu Amerika Merkez Bankası faiz kararına kadar ons altında bir baskı oluşacaktır. Aslında buralar satış için iyi yerler olarak duruyor. Faiz kararından sonra ciddi hareketler beklenebilir. Evet değerli arkadaşlar. Nerede kaldık ona da bakalım. Türk Hava Yolları Cuma günü hafif düşüşle kapattı. Spor hisselerinde Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray yine mağlup. Sanıyorum Galatasaray biraz daha dibe doğru vurdu ama daha aşağıda alttaki takımların yetişmesi var. Biraz zaman var. Düşenlerde devam eden bir trend var mı? Yok arkadaşlar. Yükselenlerde. Evet, yükselenlerde ihlasa varacağınızı zaten dikkati çekiyor. Orada da bir trend. En azından ihlas haber ajansı alım için çok riskli bir fiyatta. Peugeot'un şöyle bir grafiğine bakarsak 12 ayın yükseğine, düşüğüne 2,84 1 olmuş. Evet. Yani dibe vurduğu yerde bir çıkış yakalamış. Gerçekten ucuz kalmış bir kağıdı hemen almaya başlamışlar. Peugeot. Evet, bu hafta Peugeot önemli gibi duruyor arkadaşlar. Erit Natural
18.23'ü gördü Cuma günü. 17.75. 12 ayın düşük 17.17. Yukarısı biraz zor, 29.20 görmüştü. Oradan bayağı bir tahtacı mal boşalttı. Onun için elit nötral. Tekrar 17.17 desteğini test edip etmeyeceğini de bakacağız bu hafta. Arkadaşlar hafta sonu tabii Bitcoin 7.24 çalışıyor. 42 bin dolar civarında bırakmıştık. Evet, 583 bin demek ki oralarda duruyor. Arkadaşlar. Yani en azından Bitcoin de tabii Merkez Bankası Amerika kararını bekleme de geçirecek. 42.890. Bugün 43.375'i görmüş. İşte o da 41.000'in altında destek var şimdilik. 44.000'e doğru direnç var. Oraya sıkıştı kaldı arkadaşlar. Yeni haftanın herkese bol kazanç dileriz.